Hanımlar beyler herkese tekrar merhaba. Ben Serkan Uludağ. Arkadaşlar bugün 17 Ağustos 2013 günlerden Cuma, haftanın son işlem gününe geldik ve 13.11'i gösteriyor şu an saatlerimiz. Günün ilk canlı yayınındayız arkadaşlar. Hepinize bol kazançlı bir gün diliyorum. Önce sağlıklı, sonra da bol kazançlı. Umarız güzel bir gün geçirirsiniz. Şimdi öncelikle baktığımız zaman Euro dolar paritesine arkadaşlar, dün akşam saatlerine doğru öğleden sonra Amerika'dan gelen verilerle 100 piplik bir düşüş yaşamıştık, fakat arkasından gelen alıcıların biraz daha kuvvetli olmasıyla bu 100 piplik hareketten sonra yaklaşık olarak şu tepelerin bir 60 pip daha üzerine doğru bir hareket gerçekleşti ve 160 pip civarlarında bir çıkışla karşılaştık. 33-63 civarlarındaki dirence neredeyse çok yakın yerlerdeydik ve sonrasında buradan hafif bir tepki var. Bu direnç dün yoktu arkadaşlar, bugün için konulan bir direnç. Yani aslında burada dün gece saatlerinde bir direncimiz yoktu. Şimdi bugüne baktığımız zaman hafif bir geri çekilme var. Sabah saatlerinde de sizlerle paylaşmıştık. Demiştik ki arkadaşlar, sabahki analizimizde sizlere şurada görmüş olduğunuz kırılma noktamız 33.04-32.86 aralığı. Bu aralığın üzerinde kaldığımız sürece geri çekilmeler yatırımcılar tarafından yukarı hareket fırsatı olarak algılanabilir. Yukarıda ise bu yukarı hareketin devamı için bir trend, daha doğrusu orta vadeli bir trende dönüşmesi için ise 33.64'ün üzerinde kalmamız gerekiyor. Bunu başarırsa 34.01 yine hedef olarak belirleyebileceğimiz bir seviye. Sonrasında iki tane ara direncimiz var. 1.34.15'ler ve 1.34.40 civarları ve sonra da 34.60 civarlarındaki ana hedefe doğru da bir tepkiyle karşılaşabiliriz arkadaşlar. Şu anki görünüm bu. Yukarı trend devam ediyor Euro dolar paritesinde. Ama artık şu hareketten sonra devamını bekleyenler için mutlaka 33.64'ün geçilmesini beklemelerini öneririm ben. 33.64 geçilirse yukarı yönde biraz daha güvenli bir şekilde bekleyebilirsiniz diye düşünüyorum. O yüzden lütfen bu bölgeye dikkat. Bu bölgenin üzeri yukarı hareket için güzel bir sinyal olacaktır devam açısından. Tamamdır. Ya da arkadaşlar aşağı doğru bir hareket bekliyorsanız hedef olarak da 32.86 aralığını beklersiniz. Bu aralığa doğru bir hareket olursa bence riski artık tamamıyla sıfırlayalım ya da riski olabildiğince azaltalım. Ve arkadaşlar bu seviyeden vereceği tepkiye bakalım. Bu seviyeden vereceği tepki ne olabilir? Yani ya şu bölgeden yukarı doğru bir hareket ya da buradan bu bölgenin 86'nın altına doğru bir gevşeme olabilir arkadaşlar. Her ikisi de mümkündür. O yüzden sizden ricam işlem yaparken şuradaki bölgeyi özellikle kontrol etmeniz ve buradan yukarı doğru bir tepki mi vereceğiz yoksa burayı kırarak mı hareket edeceğiz, bunu görmeniz. Yani mutlaka kesinlikle şu bölgeye gelindiği zaman yukarı hareket beklentisi içerisine geçmeyin ya da şu bölgenin mutlaka kırılmasını bekleyin eğer aşağı hareket bekleyecekseniz. O yüzden buradaki iki tane aralığa 1.3304, 1.3286 lütfen dikkat diyoruz arkadaşlar. Bu bölgenin üzerinde kısa vadeli trend yukarı olmaya daha eğilimli duruyor şu an itibariyle. Sterlin dolarda da keza arkadaşlar durum çok farklı değil. 55.34 civarları kuvvetli bir destek. Bu desteğin üzerinde yukarı hareket beklentimiz devam edecek bugün içerisinde. Bu hareketin devamı içinde herhalde yine dünkü tepelerin birazcık üzeri olan 56-53 civarlarını seçtik bugün için. Bu seviyenin üzerinde yukarı doğru 56-90'lara ve sonrasında belki 57-50'lere doğru bir hareketle karşılaşabiliriz. O yüzden 56-53 civarlarına lütfen dikkat edelim. Bu seviyenin üzeri yön biraz daha yukarı hareketi destekler gibi duruyor şu an itibariyle. Derseniz ki bana 55-34 kırılma seviyesi şu anki fiyata göre yaklaşık 108 pip civarlarında aşağıda. O yüzden benim için çok uzak, daha yakın bir seviye yok mu? Arkadaşlar bakın, şuradaki tepe noktası ve aynı zamanda günlük pivot noktası olan 55-94'leri de kullanabilirsiniz. Belki biraz daha riski azaltmak istiyorsanız. Hatta burayı bir aralık olarak, bakın şuradaki Fibo seviyesiyle bir aralık olarak belirleyelim. Ve hani kırılma seviyesi olarak da 55.83-55.93 arasındaki 10 piplik bölgeyi baz alın. Bu bölgenin üzeri yön yukarı diyebiliriz şu an itibariyle. Tamam. Şu anda altın için söyleyeceklerimiz bunlar.
Umarız faydalı olur ve güzel kazançlar sağlarsınız. Gelelim arkadaşlar altına. Altın için söyleyebileceğimiz nedir? Altında da baktığımız zaman bakın şöyle yukarı doğru sert bir hareket vardı ve beni yanılttı. Beni yanılttı arkadaşlar altın, çünkü ben dün itibariyle 1340-1350 aralığın geçilme potansiyelini çok çok fazla görmüyordum. Beklentim bu yönde değildi. Bu seviyenin kırılması beni açıkçası şaşırttı. Bugün için, daha doğrusu dün için şu bölgenin kırılması beni şaşırttı. Ve arkadaşlar bakın. Şimdi şu bölge 1351-64 pivot seviyesi ve bizim stop seviyelerimiz neredeydi? 1350 civarlarından eğer ki aşağı hareket beklentisi içindeysek ki. Herhalde eğer emri yazmamışsanız arkadaşlar şu sert çıkışta muhtemelen 1350 civarlarından geri çekilme beklentisine geçmemişsinizdir. Çünkü burada hiç takılmadan şu yukarı hareketi gerçekleştirdi. O yüzden ama eğer ki yazılan emriniz varsa zaten 1355 civarlarına da mutlaka stop koyacaktık ki bunu yaptıktan sonra yukarı hareket çok güzel bir hareket oldu. Ve dediğimiz gibi yukarı hareket 175 pip daha devam etti. Gece yoktunuz dedim ya, kıyamet koptu demişsiniz oğlum. Evet, aynen öyle. Gece kıyamet kopmuş. Evet arkadaşlar, altın için durum bu. Yukarı doğru bir hareket gerçekleşti ki bu harekete bakarsanız bakın Amerika'dan gelen verilerle yine aşağı doğru bir hareketle karşılaştık. Sonrasında sert bir çıkış oldu. 514 pip civarlarında. Bu hızlı ve sert bir hareket arkadaşlar. Ve hani çok çok da temeli olmayan bir şey. Yani geçtiğimiz birkaç gün önce bu hareket olmuş olsaydı çok çok fazla şaşırmayabilirdik. Ama dün olması birazcık ilginç oldu arkadaşlar. Çünkü ilk bölgede 46'lardan aşağı doğru bir hareket beklentimiz vardı. 270 piplik bir kar sağladı bu beklentimiz. Ki 1321 civarlarıydı bizim hedefimiz galiba, şu bölgeydi. Buradan hesaplarsak hani gene 250 pip civarlarında bir geri çekilme oldu. Ama sonrasında yukarı doğru bir hareketle karşılaştık. Bakalım şimdi 1371-13 civarlarının üzerinde bir kapanış görmediğimiz takdirde küçük düzeltmeler gelebilir mi? 1355 civarlarına kadar bir düzeltme gelebilir arkadaşlar. Sonrasında 51-63'ler yine karşımıza çıkar. Ondan sonrası için bir şey diyemem. Çünkü ondan sonra yine 1350-1340 aralığına geleceğiz. Bu aralıkta bu sefer bir direnç noktası olacak mı? Buna bakacağız. Eğer bu aralık, bu mavi bölge bir direnç noktası olduysa, daha doğrusu olacak, destek noktası olacaksa, yine buralardan yukarı doğru tepkilerle karşılaşabilme potansiyelimiz olacaktır. O yüzden bugünkü kapanış hem aynı zamanda haftalık kapanışta olacağı için arkadaşlar önem taşıyor. Dikkatle takip edin. Eğer ki bu kapanışta tekrar şu bölgeye doğru değip de buraların içinde değil de altında ya da üzerinde bir kapanış olursa arkadaşlar yön konusunda biraz daha bize önümüzdeki hafta için bir sinyal verebilir. Özellikle şuraya kadar gelip 1350 civarlarından bir yukarı tepkiyle yine 1360-1358 bu civarlardan bir kapanış olursa yine arkadaşlar dediğim gibi hareketin yönünün biraz daha yukarı olma potansiyeli biraz daha artacaktır. Özellikle şurayı bir destek olarak kabul edip etmeyeceğini birlikte bakacağız. Yoksa anlık bir tepki olup hemen arkasından bir geri çekilme mi gelecek 1332'lere kadar? Bunu da beraber ineceğiz. Böyle bir ihtimal yok mu? Tabii ki var. Çünkü altındaki şu hareketi arkadaşlar çok fazla anlamlandırmak mümkün değil. Altın bunu yapıyor. Yani altın için çok alışık olmadığımız bir senaryo değil. Yani şuradaki hareketleri görüyorsunuz zaten ne kadar sertti. Ondan sonra bakın yine gün içerisinde çok çok daha ciddi tepkiler var. 700 piplik şuradaki hareket arkadaşlar, gün içerisinde 1600 piplik hareketler var. O yüzden hani çok çok da anlamsız hareket olarak algılamamak gerekiyor. Sadece şuradaki trendi devam ettirdi bir miktar daha yukarı yönde. Bakalım şimdi 1350-40 civarları destek olacak mı? Yoksa burayı tekrar hızlı bir şekilde kırıp hareketine devam edecek mi? Beraber izleyeceğiz. Altın içinde söyleyeceklerimiz bunlar arkadaşlar. Gelelim dolar TL'ye. Dolar TL için de söyleyebiliriz. Hemen kısaca onu da bir özetleyelim.
Dolar TL. Arkadaşlar dolar TL için söyleyebileceğimiz şey şu. Görmüş olduğunuz gibi bugün için, daha doğrusu dün yukarı hareket beklentimiz çok güzel bir şekilde yaklaşık 192 piplik bir hareketle karşılandı. Bugün için ise daha doğrusu sonrasında gelen geri çekilme, ki yine de euro dolar paritesindeki hızlı yukarı tepkiyle beraber aşağı doğru gelmemiz de mümkün, zaten çok doğaldı. Ama hani euro dolar kadar sert bir tepkiyle karşılaşmadık fark ettiyseniz. Euro dolar dünkü tepelerin de üzerine çıkmasına rağmen bu dünkü dip seviyelerinin altına doğru bir hareket gerçekleştirmedi. Sonrasında da yine bugün için trend dahilinde yukarı harekete devam ediyor. Yani yurt içi piyasalarında etkisi muhakkak arkadaşlar burada zaten var. Şu an için ben 92.67'yi destek olarak kabul edeceğim. Buranın üzerinde yukarı hareket beklentim devam ediyor. 94.18, 94.65 civarları yine karşımda hedef olarak duracak. Ama çok çok fazla da ısrar etmeyin. Özellikle euro doların 33'lerin altında kalmadığı durumda, hani 94.64'ü de kırarak 95.41'e doğru bir hareket yapması birazcık zor gibi geliyor. Hani birazcık global piyasalardan da, yani dolar tarafından da daha doğrusu bir destek görmemiz şart. Dolarda da bir değer artışı olursa yine dediğimiz gibi 94.65'te kırılıp 95.41'lere kadar bir tepkiyle karşılaşabiliriz dolar TL için. Trend 92.67'nin üzerinde yukarı olmaya devam ediyor kısa vade için. Aşağı doğru inersek ne olacak? Eğer beklemediğimiz senaryo 92.67'nin altına inersek 92.20 ve 91.45'lere kadar geri çekilmenin devam etme potansiyeli olacaktır. Bunu da en azından paylaşmış olalım. Tamamdır. Özetler şimdilik bu kadar. Devamında arkadaşlar yine burada bizimle olan arkadaşlarla paylaşacağız. Haydi bakalım. Özetler bitsin ve canlı yayın için soru cevap bölümümüz başlasın.